Herkese merhaba. Bugün hira tatlısı yapıyorum. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak olacağı için şerbetimi ben hazırladım. 2 su bardağı şekere 2 su bardağı su ekledim. 10 dakika kaynatıp şerbetimi ocaktan aldım ve soğumasını bekliyorum. Bu esnada hamurumu yoğuracağım. Bir tane yumurtam var. Bir yumurtanın içerisine yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. Ben ev yapımı yoğurt kullandım ama isterseniz hazır marketten almış olduğunuz yoğurtları da kullanabilirsiniz. Yoğurdu içerisine ekliyorum. Daha sonra içerisine şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunları hafiften bir karıştıracağım. Şöyle karıştırdım. Karıştırdıktan sonra da bir su bardağı irmik ekliyorum içerisine. Ve bir buçuk su bardağı da unum var. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. İlk olarak bir kısmını ekliyorum unumu. Daha sonra yine ihtiyaç duydukça un eklemeye devam edeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı un yeterli oluyor. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyoruz. Hamurun kıvamını ben size yine göstereceğim. O şekilde un eklemesi yapabilirsiniz. Çünkü kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne, yoğurduğunuzun oranına göre dahi un miktarı birazcık farklılık gösterebilir. Hamurumu yoğurdum. Bakın yumuşak kıvamlı bir hamur. Söylediğim gibi bir su bardağı irmik ve bir buçuk su bardağı da un kullandım. Kıvamı da bu şekilde. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Tepsimi yağlamayacağım. Çünkü hamurum yağlı bir hamur yapışmayacaktır. Ama yine de garanti olmasını isterseniz hafif sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Bir kasemin içerisine irmik aldım. Hazırlamış olduğum tatlımın dış kısmını irmikle kaplıyoruz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bütün hamurum bitene kadar aynı büyüklükte hazırlamaya devam edeceğim. Bezelerinizi çok büyük almayın. Evet. Çok büyük alırsanız orta kısmına şerbetini çekmekte sorun yaşayabilirsiniz. Böyle ceviz büyüklüğünde almanız gayet ideal. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişireceğim. Gerçekten böyle şerbetini tam çeken lezzetli bir tatlı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu esnada tatlım pişti. Sıcak tatlımın üzerine soğutmuş olduğum şerbetin tamamını döküyorum ve şerbetini çekip dinlenmesi için birazcık bekletiyorum. Tatlım dinlendi. Bakın tepsimde hiç şerbet yok. Şerbetin tamamını çekti. Şöyle bir tanesini de alıp iç kısmını size göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz de Abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun.